Bu videoda önemi bilinmeyen monoklonal gamopati'den söz edeceğim. Evet, tıpta önemi bilinmeyen diye niteleniyor ama aslında bu risk derecesi kesin olarak belirlenemeyen, anlaşılamayan demek. <laughs> Kulağa biraz garip geldiğinin farkındayım. Ama hazır olun, hepsini anlatacağım. Biraz uzunca bir terim olduğu için buraya tıp terminolojisindeki uluslararası kısaltmasını da yazıyorum. MGUS ya da tıp dünyasında daha çok kullanılan telaffuzuyla EMGAS. Gördüğünüz gibi bu terimi önemi bilinmeyen ve monoklonal gamopati şeklinde ikiye ayırdım. Bu sayede EMGAS'ın gerçekte ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Hadi o halde söze monoklonal gamopati ile başlayalım. Öncelikle EMGAS ve multiple myelomun patofizyolojisini ana hatlarıyla açıklamaya çalışayım. Çünkü bu iki hastalıkta, kemik iliğinde ortaya çıkıyor. Şimdi şuraya temsili bir kemik çizeyim. Evet işte oldu. Kemik iliği kemiğin en iç katmanında yani merkezinde yer alır. Burası kan hücrelerinin üretildiği yerdir. Şimdi kemik iliğindeki üç farklı hücre tipini göstereceğim. Tabi sembolik olarak. Bunlardan ilki şu kırmızıyla çizdiklerim eritrosit prekürsör hücreleri ya da alüvar öncülleri de diyebiliriz. Bu hücreler eritrositleri yani kırmızı kan hücreleri olarak da adlandırılan al yuvarları üretiyor. Bir diğer öncül hücre tipi trombosit prekürsörleri. Bu hücrelerde trombosit, diğer adıyla platelet üreten hücreler oluyor. Trombositler kanımızdaki pıhtı hücreleri, yani gerektiğinde kanın pıhtılaşmasını sağlıyorlar. Ve son olarak plazma hücresi prekürsörleri. Bunlar da plazma hücrelerini üretiyor. Doğrusu kemik iliğinde daha pek çok çeşit hücre bulunuyor ama EMGAS'ın ne olduğunu en yalın haliyle anlatabilmek adına burada yalnızca üçünü gösteriyorum. Tıpta hem EMGAS hem de multiple myelom birer plazma hücre diskrazisi olarak bilinir. Diskrazi aslında işlev bozukluğu anlamında kullanılan bir terim. Yani bu iki hastalıkta plazma hücresi prekürsörlerinin ya da öncüllerinin işlevlerini gerektiği gibi yerine getirememelerinden kaynaklanıyor. Bu plazma hücresi öncülleri plazma hücrelerini onlar da şöyle temsili olarak gösterdiğim antikorları üretiyorlar. Bir protein türü olan antikorlar vücudumuzun enfeksiyonlarla mücadele etmesini sağlayan savunma gücünün yani bağışıklık sistemimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. EMGAS ve multiple miyelomda olan şey, plazma hücrelerinin bilinmeyen bir sebeple anormal biçimde çoğalmasıdır. Şimdi bu ifadeyi biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalışayım. Şu bir plazma hücresi olsun. Diyelim ki kemik iliğindeki plazma hücresi öncüllerinden birinde yani şunda bir anormallik, bir işlev bozukluğu var. Fakat yalnızca bu öncül hücre sorunlu. Diğer plazma hücresi öncülleri gayet normal durumda. Bu bir tek hücre kendini kopyalayarak veya klonlayarak çoğaldığında aynı işlev bozukluğuna sahip çok sayıda yeni hücre oluşuyor. Tabi aynı şey onlardan türeyen bu yeni hücreler için de geçerli. Yani zaman içinde bu hücrelerden her biri kendini kopyalayıp çoğalınca işlev bozukluğu gösteren hücre sayısı daha da artmış oluyor. İşte bu duruma monoklonal çoğalma veya monoklonal yayılma diyoruz. Mono tek anlamında kullanılan bir önek. Klonal ise kopyalanma, birebir aynı özelliklere sahip olarak türeme anlamında. Yani monoklonal diyerek bir tek hücrenin çok sayıda özdeşinden genetik olarak birebir kopyalarından söz ediyoruz. Çünkü aslında hepsi yalnızca bir tane ana hücreden türeyip çoğalıyor. Evet Önemi bilinmeyen monoklonal gamopatinin monoklonal kısmı bu şekilde. Gelelim monoklonal çoğalma ya da yayılma kısmına. Aslında buna istila demek daha doğru olur. Çünkü bu hücreler bilinmeyen bir sebepten kontrolsüz biçimde çoğalıp yayılıyorlar. Üstelik bunu normal hücrelerden çok daha hızlı bir şekilde yapıyorlar. Böylece normal seviyenin çok üstünde antikor üreten plazma hücreleri ortaya çıkıyor. Antikorların bir protein türü olduğunu söylemiştim. Kandaki proteinlerin miktarı protein elektroforezi adı verilen bir testte ölçülebiliyor. Normal bir protein elektroforezi aşağı yukarı şöyle bir şey. Bu farklı protein türlerinin ölçümlerini gösteren bir grafik. Örneğin şu en baştaki kocaman çıkıntı, kandaki en yaygın protein türü olan albümin. Onu diğer kategoriler takip ediyor. Alfa 1, alfa 2, beta ve gamma gibi. Bu noktada gamma proteinlerine dikkat çekmek istiyorum. Gama proteinleri antikorlarla ilişkili. Önemi bilinmeyen monoklonal gamopati veya multipil miyelom hastalığı olanlarda bu antikorlar birbirine özdeş yani birbirlerinin tıpatıp tıp aynıdır. Böyle olunca da protein elektroforezi grafiğinin gamma gölgesinde şöyle ani bir sıçrama göze çarpar. Grafikte oluşan bu dar tabanlı sivri uçlu şekle görüntüsü itibariyle M-spike veya monoklonal bant deniyor. Spike İngilizce bir kelime, sivri uç, çivi, diken gibi anlamları var. Aynı zamanda grafiklerde sivri tepe noktaları oluşturan ani yükselişler içinde kullanılıyor. M-spike terimindeki M ise tahmin edebileceğiniz gibi monoklonali temsil ediyor. Gama bölgesinde böyle sivri bir tepe oluştuğunda da bu duruma gamopati deniyor. İşte monoklonal gamopatinin hikayesi bu. Hatırlarsanız hem emgasta hem de multiple miyelomda aynı sürecin işlediğini söylemiştim. Peki bu ikisi arasındaki fark ne? Bu soruyu cevaplayabilmek için buraya bir kemik daha çizmem gerekecek. İşte kemik iliğindeki öncül hücreleri de yapalım. Bu üstteki kemikte emgası anlattım. Burada da multiple miyelomu anlatayım. Bunu da MM şeklinde kısaltıyorum o zaman. Evet, multiple myelomda da tıpkı emgasta olduğu gibi işlev bozukluğu gösteren bir tek plazma hücresi öncülünün monoklonal ile karşı karşıyayız. Fakat bu defa çoğalma ya da yayılma çok daha büyük boyutlarda. Üstelik çok daha kontrolsüz. Sonuçta kemik iliği bu bozuk plazma hücre öncülleriyle tıka basa doluyor ve ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. Kemik iliği bu hale geldiğinde diğer normal hücreleri üretemiyor. Yani emgas ve multipil miyelom arasındaki en belirgin fark yayılmanın boyutu. Emgas daha minör bir hastalık. İşlev bozukluğu gösteren plazma hücreleri burada da var ve burada da çoğalıyorlar. Ama kemik iliği tüm bu kırmızı kan hücrelerini plateletleri üretmeye devam edebiliyor. Emgaz herhangi bir semptom göstermiyor yani asemptomatik bir hastalık. Multipil miyelomda ise bu bozukluk o kadar şiddetli ki kemik iliği bu aşırı miktarda çoğalmış hasarlı hücrelerle adeta dolup taşıyor ve bir süre sonra diğer kan hücresi türlerinde de işlev bozukluğu ortaya çıkıyor. Ve nihayetinde multipil miyelom hastası olan kişi de bir takım semptomlar görülmeye başlıyor. Aslında emgası multiple myelom'un öncülü olarak da düşünebiliriz. Kaldı ki emgas için premiyelom yani ön miyelom diyenler de var. Bu patofizyolojiden yola çıkarak multiple myelom semptomlarının neler olabileceğini az çok tahmin edebilirsiniz. Ama yine de sayalım. Öncelikle tüm bu fazladan antikor ve proteinler böbrek yetmezliğine yol açıyor. Dahası Kemik iliğindeki plazma hücresi öncüllerinin normal seviyenin çok üstüne çıkması kırmızı kan ve pıhtı hücrelerinin üretimini sekteye uğratıyor. Bu da sırasıyla anemi ve trombositopeniye neden oluyor. İşlevi bozulan plazma hücresi öncülleri kemiklerde lokal yıkımlara da yol açabiliyor. Örneğin kemiklerin uç noktalarında litik kemik lezyonları adı verilen bunun gibi daire biçiminde ve sınırları gayet belirgin bir takım hasarlı doku bölgeleri oluşuyor. Tabi bu durum kemik ağrılarını da beraberinde getiriyor. Kemik dokusunda oluşan hasar kemikten kana fazla miktarda kalsiyum geçişine neden oluyor. Bu da hiperkalsemi ile sonuçlanıyor. Tüm bu semptomlar tıp terminolojisinde CRAP kısaltmasıyla ifade ediliyor. C hiperkalsemiye, R böbrek yetmezliğine, A anemiye, B de kemik ağrılarına karşılık geliyor. Doğrusu bu gayet anlamlı bir kısaltma çünkü İngilizce'de yengeç anlamına gelen bu sözcüğün Latince karşılığı kanser. Plazma hücresi öncüllerinin kontrolsüz biçimde çoğalmasından kaynaklanan multipil bu semptomların gözlendiği safhaya geldiğinde artık bir kanser vakası olarak değerlendiriliyor. Önemi bilinmeyen monoklonal gamopati ya da MGAS, bir ön miyelom veya miyelom öncesi durum ise ve bir kanser türü olan multipil miyeloma dönüşebiliyorsa o zaman neden önemi bilinmeyen demişler? Yani gelecekte kansere dönüşecek bir anormalliğin fazlasıyla önemli, fazlasıyla ciddi kabul edilmesi gerekmez mi? Evet, şimdi sıra bunun nedenini açıklamaya geldi. Başta ikiye ayırdığım ekranın sol tarafı artık boş kalmayacak. Kemik iliğindeki bu anormal durumun önemi bilinmeyen diye nitelendirilmesinin sebebi emgasın multipil myeloma dönüşme yüzdesi. 60 yaşında bireylerden oluşan 100 kişilik bir grup düşünün. Mesela o 100 kişi bunlar olsun. Hepsi de 60 yaşında. Peki neden 60 yaşındalar? Çünkü MGAS ve multiple miyeloma en sık rastlanan yaş grubunu 60 ve üzeri yaşlardaki bireyler oluşturuyor. 60 yaşındaki bireylerde MGAS'a rastlanma oranı %3 ile 6 aralığında. Ortalama olarak 100 kişiden 5'ine tekabül ediyor diyelim. O halde bu gruptan rastgele 5 kişiyi şu tarafa ayıralım. Tamamen rastgele seçiyoruz. İşte oldu. Bu 5 kişi de emgas var. Şimdi burada sorulması gereken soru bu kişilerde multiple miyelom olup olmadığı değil, zamanla bu hastalığa yakalanma risklerinin ne oldu? Ortalama insan ömrünü biraz yukarı yuvarlayarak bu 5 kişinin 80 yaşına kadar yaşayacağını farz edelim. Sorumuz şu. Emgas bu 5 kişiden kaçında 80 yaşına kadar multiple miyeloma dönüşür? Cevap sadece 1 kişide. Yani emgasın 60 yaş ve üstü bireylerde görülme sıklığı %3 ile 6 gibi yüksek bir orana denk geliyor olsa da, bu yüzdelik aralıkta bulunan bireylerin yaşamlarının sonuna dek multipil miyelom hastalığına yakalanma riski oldukça düşük. Her yıl için yaklaşık %1 civarında. Dolayısıyla monoklonal gamopatinin önemi bilinmeyen şeklinde nitelendirilmesinin iki nedeni var. Bunlardan ilki az önce sözünü ettiğim şey yani emgasa 60 yaş ve üstü bireylerde rastlanma oranının yüksek olmasına rağmen bunun multipil miyeloma dönüşme olasılığının son derece düşük olması. Bu da ortalama yaşam süresi göz önüne alındığında kemik iliğinde emgas bulunan kişilerin büyük ihtimalle multipil miyelom dışında bir sebeple hayata veda etmeleri demek. Önemi bilinmeyen ifadesinin ikinci nedeni ise kemik iliğinde emgaz bulunan bu 5 kişiden hangisinin multipil hastalığına yakalanacağını öngörmenin çok zor olması. emgasın tıp terminolojisinde önemi bilinmeyen monoklonal gamopatinin kısaltması olarak geçtiğini en başta söylemiştim. Özetleyecek olursak, bu uzun ismi iki parçaya ayırdığımızda, Monoklonal gamopati bir tek plazma hücresi öncülünün kontrolden çıkarak aşırı miktarda antikor üretmesi, böylelikle elektroforez grafiğinin gamma bölgesinde M-spike ya da monoklonal band adı verilen sert bir yükseliş ortaya koyması demek. Öneminin bilinmemesi ise MGAS'ın asemptomatik oluşundan yani belirti göstermemesinden ve yaşam süresi boyunca multipil miyeloma dönüşme olasılığının neredeyse kestirilememesinden ileri geliyor.